NBC, ABC, CNN gibi kanallar tarafından Trump'ın doğruyu söylemediği iddiasıyla yayınlarını kestiler. Bunu nasıl değerlendirdiğinizi soruyorum elbette ama bir gazeteci olarak da bunu nasıl değerlendirdiğinizi özellikle sormak istiyorum. Bir de yani teorik olarak da baktığımızda normal bir şey mi bu? Yani yalan ve doğrunun sınırları bu şekilde çizilebilir mi? Medya bunu Evet. ne kadar, ne derece bunu başarabilir? Bunu sormak istiyorum size. Amerikan medyası tabii ki dünyada en gelişmiş medyalardan biridir. Örgütlenme bakımından da öyledir. Kendi içindeki mahalle baskısı da aynı şekildedir. Dolayısıyla Amerikan medyasının sınırları da bellidir. Kendini ifade etme şekilleri de çok değişiktir. Ben açıkçası Trump zamanına kadar, ya tamam, Amerikan medyasının elbette ki bir söylemsel rolü vardır ama bu böyle siyasal bir etki oluşturacak ya da direkt bir kişiye karşı, bir partiye karşı, bir kuruma karşı kamplaşıp bunu profesyonelce bir şekilde şey yapacaklar, yani açık bir şekilde dünyaya ilan edecek bir şekilde, dünyaya göstere göstere yapacakları bir noktaya getirmeyeceklerini düşünüyordum. Ancak Trump zamanında, hani Twitter'dan da gördüğünüz üzere, hani medya kanalları bir gazetecilerin, yani gazetelerin bir bilginin doğru olup olmadığını sorgulayıp haberini ona göre yapması ayrı bir şeydir. Fakat bir yetkilinin açıklaması velev ki doğru olsun veya yanlış olsun, bu bir açıklamadır. Daha sonra bu yalan çıkar, bu yalanı da haberleştirirsin. Ya da bu yalana ya da ortaya atılan iddiaya siz bir fact check yaparsınız. Trump bunu söyledi ancak bu ifade böyle değil, ya da bu ifade şöyle de bir bilgi var gibi altına bilgi ekler. Televizyonların Amerika Birleşik Devletleri başkanının yayınını gerçekleri yansıtmıyordur diye kesiyor olması Amerikan tarihinde yaşanmış bir şey olduğunu düşünmüyorum. En azından ben 6,5 yıldır Amerika'da karşılaşmadım. Öyle bir durum söz konusu değil. Yani bir yayını kesip bu bilgiler, yayının kesme şeyi de, yani bu bilgilerin doğru olmadığını ifade etmesi, bu bilgilerin doğru olup olmadığına karar verecek merci basın değildir. Elbette ki basın bir şeyleri yazar, çizer, bunu yalanlayacak ya da bunun tersine, bu iddianın tersini ortaya çıkaracak, tersini ifade edecek bilgilere erişmiş olabilir. Bu bilgileri kendi yayınında da koyabilir, ya televizyonlar da koyabilir, gazeteler de koyabilir. Ancak bunu, bu yalan söylüyordur diye biz özellikle Trump döneminde karşılaştık. Trump bu ilk değil, daha doğrusu CNN daha önce Beyaz Saray'dan bir yetkiliyi televizyona çıkarıp sonra "ben senin saçmalıklarını dinlemek zorunda değilim" diye yayınını kestiğine şahit oldum. Jake Tapper yaptı mesela. Veya işte bir dernek başkanı, siyahiler, Trump için siyahiler diye bir dernek var. Bu sivil toplum kuruluşunun başkanını CNN televizyona çıkarmış. Yani adama olmadık laflar, olmadık ithamlarda bulunup adamın saçmaladığını, adamla bir nezaket içerisinde bir tartışmaya müsaade etmeksizin adama Trump'ın yaptıklarıyla ilgili, Trump'ın sözleriyle ilgili, Trump'ın radikal çıkışlarıyla ilgili bir dizi metin okutturup ortaya adamı mahcup edecek bir durum çıkardılar. Yani yayına çıkarıp aynı zamanda yayına çıkardıkları adama karşı büyük bir nezaketsizlik söz konusu oluyordu. Ama bu alt düzey yetkililerde olduğundan dolayı, yani işte ulusal güvenlikte bir yetkili veya işte bir dernek başkanı olduğunda, bir tane bu televizyon programıdır, tartışma programıdır. Sunucu bunu yapıyor bu arada, yani moderatör sunucu. Başka bir tartışmadaki başka bir panelist ya da başka bir kişi değil. Sunucu bilhassa bu yetkiliye böyle bir tavır koyuyordu. Şimdi biz bu bizim için çok radikaldi. Amerikan medyasının yüzünü böyle bu şekilde görmek benim açımdan açıkçası çok radikal bir durum olarak görüldü. Çünkü ben daha önce Amerikan medyasına baktığımda, evet, bunlar çok profesyonel bir söylem yürütürler. Önemli bir retorik söylem aracıdırlar. Retoriği çok profesyonelce koyarlar. Siz o retoriği çok ciddi anlamda hissetmezsiniz ama sonuç itibariyle her bir haberin bir amacı vardır. Bunu bilirdik, bu profesyonelliğin farkındaydık. Fakat Trump döneminde bu profesyonellikten eser kalmama, bu profesyonellik ciddi anlamda aşınırken bundan eser kalmadı artık. Bir süre sonra biz baktık ki, yani Trump karşısında adeta Trump'ı sansürleyebilecek Amerika Birleşik Devletleri başkanıdır. Nasıl bir adam olduğunu, nasıl bir cümle kurduğu hiç mi mühim değil. Ne kadar radikal bir cümle kurduğu hiçbir şekilde mühim değil. Ben şaşkınlıkla izledim bu kanalların Trump'ı kesip bir de bunun üzerine bu bilgilerin doğru olmadığı iddiasını ortaya atmaları. Ciddi anlamda bir medya krizi olarak görüyorum ben Amerikan medyası açısından. Tam bu noktada son söylediğiniz cümleden bir soru daha sormak istiyorum. Yani CNN mesela tek tek işte bunlara cevap verdi. Bu bundan dolayı işte bunlar yalandı. Biz bundan dolayı kestik. Medyanın bu tutumu normal bir tutum mudur? Yani normal olmadığını bir an önce söylediniz ama siz bu argümanı nasıl değerlendiriyorsunuz aslında?
dediğim gibi yayını kesmezsiniz. Yani yayını biz bunun argümanlarının doğru olmadığını gerekçe göstererek sansürlemezsiniz bir yayını. Yani yayını yarıdan kesmezsiniz. Yayını söylenir, arkasından siz isterseniz altyazı geçirirsiniz, isterseniz görüntünün üzerine koyarsınız o bilgiyi, isterseniz sonrasında bunu söylediği her söylediği cümlenin kenarına, yanına bir şey açıp, yani bir kutucuk açıp o kutucukta bunun gerçeğini ya da bunun factual olan, yani maddi hata neredeyse o hatayı gösterecek bilgiyi koyarsınız ortaya. Dolayısıyla hani bu şey açısından, gazetecilik ilkeleri açısından tartışmasız bir şekilde, yani siz hiçbir şekilde vermezsiniz, yayına girmezsiniz. Trump'ı takip etmezsiniz, yayın olmaz. Bu anlaşılır. Bu anlaşılır ama şu anlaşılmaz yani. Yayınını kestikten, yayın argümanlar çok saçmaydı. Dolayısıyla argümanlar yanlıştı. Ben de bu argümanlardan kaynaklı olarak bu yayını kesiyorum demeniz, yani özrünüzün kabahatinizden büyük olması anlamına geliyor yani. Hani kesmişsiniz yayınınızı, iddia ettiğiniz şey de Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı'nın söylediği şeylerin yalan olması. Yalan olsun ve bunu bir, yani buna karar verecek olan gazeteci değil zaten. Buna karar verecek olan sizin izleyici kitlenizdir. Siz hiçbir şekilde Trump'ı takip etmezsiniz. O etkinliği görmezsiniz. Başka bir şey yaparsınız. Bu dersiniz denilir ki ya olabilir. Bir kanalın, özel bir kanalın, televizyon kanalının böyle bir tercihi söz konusu olabilir. Diyemezsiniz neden izlemedi ya da neden bu yayına beni takip etmedi. Elbette ki Amerika Başkanı seçim gibi kritik bir durumla ilgili bir açıklama yapıyor ve sizin gözünüzü buna kapatmanız bir anlamda problemdir ama velev ki kapattınız gözünüzü, tamamen kapatmış olmanız gerekiyor. Bir, yani Trump'ın yayınını verip kısa bir süre sonra bu yanlıştır diye çektiğiniz zaman bana göre ilkesel olarak çok ciddi anlamda problemdir diye düşünüyorum. Ve bir de şimdi Twitter tarafı var bu olayın. Yani bildiğiniz üzere 2016 yılında Cambridge Analytica skandalı patladı. Daha sonrasında ise işte Rusya'nın Twitter üzerinden bir operasyon yaptığı iddia edildi. İşte çeşitli soruşturmalar oldu. Ondan dolayı hem Facebook hem Twitter bu seçim sürecine girerken olağanüstü bazı önlemler aldılar. Ve Twitter son birkaç ayda başlamış olup son seçim gecesi ve seçime giderken de Trump'ın bazı tweetlerine etiketler koydu. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bir gazeteci olarak yine? Orada da şöyle bir durum söz konusuydu. Twitter izlediğimiz kadarıyla, yani Çin medyasına, Amerikan medyasına, Rus medyasına veya Amerikan hükümetinin yetkililerine veya Amerikan seçimlerinde aday olan insanların Twitter hesabının profiline, şuraya aday veya Amerikan hükümeti hesabı veya Çin medyasıyla ilişkili, Çin hükümetiyle ilişkili medya kuruluşu diye etiketler koyardı. Bu da anlaşılır bir şeydir. Yani toplumda Twitter şöyle bir karar kendi içinden, şöyle bir tedbir olarak, yani Rusya veya Rusya destekli bazı hesaplar bizim platformlarımız üzerinden bizim seçimimizi etkilemeye çalıştılar. Dolayısıyla biz de bundan sonra kişileri kim olduklarına dair kendimize ait bir etiketleyelim ki insanlar sokaktaki insanlar, Twitter'ı kullanan insanlar, diğer kullanıcılar bunu görsünler. Fakat mesela Twitter'ın başka herhangi bir kişinin tweetine, en radikal tweetine bile bu sakıncalıdır diye bir etiket koyduğunu görmedik. Üstelik bunu da, hani bir şiddet olayı vardır, bu da anlaşılır. Ciddi anlamda bir grafiksel bir durum söz konusudur. Bunların tartışılmaması ya da bunların toplumda yayılmaması açısından Twitter böyle bir uygulama yapar. YouTube zaman zaman yapar. Facebook tedbirler alır. Ve ülkeler kendileri mahkeme kararlarıyla bu görüntüleri kapatırlar, şey yaparlar ama yani bir başkan seçimle ilgili bir bilgi paylaşıyor. Altına eskiden fact check koyuyorlardı. Durum fact buradadır. Bir de şuraya gidin deyip link gösteriyor Twitter. Daha sonra da bazı tweetleri kapatıp üzerine sakıncalıdır, seçime etki etme durumu söz konusudur diye yapıyor. Çünkü Twitter'ın temel amacı, çıkış amacı, çıkış noktasına baktığınız zaman İnsanların içlerinden geldiğini, hani kısa bir cümleyle ifade etmeleri için bir özgürlük platformu. Herkes, DAEŞ bile kullanıyor bu platformu. Terör örgütlerinden tutun devlet yetkililerine kadar, sokaktaki gençlerden tutun çok daha farklı dini örgütler, herkes kullanıyor bir şekilde bu platformu. Amacı da zaten bu. Temel amaçları özgür yani insanların ifade özgürlüğünü sağlamak, ifade özgürlüğüne katkı sağlamak. Kendilerini ifade etme tarzı bu. Twitter kendini bu şekilde ifade ediyor. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir siyasi aktöre bu tweet sakıncalıdır, bu tweetin aslında aslı şuradadır, buradadır demesi daha önce görülmüş bir şey değil ve şey bir durum. Yani Twitter'ın taraflılığını açık bir şekilde bir de Trump'tan başka kimseye yapmadığını görüyoruz. Twitter'da milyon tane iddia dönüyor her gün. Bunun sadece Trump'a yapılmış olması bir anlamda Trump'la, yani
Trump'ın siyasi duruşu, Trump'ın şahsiyeti, Trump'ın radikalliği, belli ölçülerde ırkçılığı tamamını göz ardı ederek söylüyorum bunları. Bütün bunları bir kenara koyalım. Bir platformda bu adam ülkenin başkanıdır ve bir ifade kullandığında bunu bir platform, o ifadeyi kullandığı platform buna bir etiket koyması her anlamda kabul edilemez bir durumdur aslında. Seçim sürecinde, seçim gününde Trump'ın "ben seçimi kazanıyorum" ifadesine bile bunu koyuyor olması şey, yani sonuçta Trump bunu, bu platform herkesin her şeyi ifade etmek için, her şeyi ifade edebilmesi için kurulmuş bir platform olarak lanse edilmiyor mu dünyaya? Öyleyse o zaman bir kişinin, velev ki yanlış olsun, böyle bir açıklaması, ki önemli, kritik bir isimden bahsediyoruz. Herhangi bir kişiden bahsetmiyoruz veya seçime müdahale etmeye çalışan bir Rus trolden bahsetmiyoruz. Yani biz Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanından bahsediyoruz. Söylediği her şeyin haber değeri var. Bir gazeteci olarak söylüyorum. Yani söylediği her şeyin her anlamda haber değeri var. Ve haber kanalları, uluslararası medya Trump'ı Twitter üzerinden takip ediyor. Dolayısıyla Trump'ın söylediği şey, velev ki yanlış olsun, velev ki yalan olsun, bir anlamda bunun bir haber değeri söz konusudur. Bu haber değerini göz ardı edilemez. Bu bilginin haber değeri, bu ya da bu iddianın, açıklamanın haber değeri göz ardı. Twitter onun altına şeyler ekleyerek siyasi bir tavır almaya başladı. Bunu da sadece Trump'a uygulayarak hangi siyasi tarafı tuttuğunu veya hangi siyasi taraflılığını, hangi siyasi tarafı esas alarak yaptığını gösterdi bize. Bu da Amerikan, yani son 4-5 yılda Amerika'da gördüğümüz çok ilginç ve bizde ezber bozan bir durum aslında. Son olarak da bütün bu konuştuklarım üzerine şunu sormak istiyorum. Tabii şimdi Trump'ı tanıyoruz son 4 senedir, 4 senedir yaptıklarıyla. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında basın ilk başta şey yapardı yani işte şu yalan yani her açıklamasında şu yalan işte şu günde bu kadar yalan söyledi diye yayınlardı ederdi. Dolayısıyla Trump'ın sabıkalı olduğunu biliyoruz. Trump'ın bu tarz söylemleri olduğunu biliyoruz. Siz takip ettiğiniz kadar yani bu seçim gecesinde Trump söylediği ve iddialar yalan mıydı? Yani açıkçası şöyle, yani seçim sürecinde oyların yasallığından dolayı bazı paylaşımlar oldu. Oyların çalındığından bahsetti Trump. Bunların ne kadar doğru olduğu, Amerika gibi çok büyük bir ülkede seçim sisteminin her eyalette farklı olduğu, seçim yani oy kullanma, oy pusulalarının bile farklı olduğu bir yerde bunların doğru olup ya da doğru olmadığını kestirmek şu an itibariyle, şu an için oldukça zor. Zaten bir şekilde sayılmış, bir şekilde sayımı tamamlanmaya yakın bir şeyden bahsediyoruz. Trump'ın sadece şu anlamda "ben kazandım" iddiası şundan kaynaklıydı. Hani zaman saat 12'ye geldiğinde, dolayısıyla artık gün bitti ve bundan sonraki oylar legal değil iddiasının yasal karşılığı yasada açık. Yani bir esneklik söz konusu orada. Trump bu şekilde iddia etmesi yanlış olmamakla birlikte, demokratların da 10 Kasım'a kadar oyları sayabiliriz açıklaması da, yasal olarak bunun bir karşılığı yok. Yasada bu esneklik söz konusu. Dolayısıyla hani ben hani burada şu ifadeyi kullanmak istemem. Yok, yalan değildi. Trump gayet doğru, gerçek söylüyor. Trump'ın sabıkaları elbette ki dediğiniz gibi çok. Evet, yalandı. Tamamen Trump işte diğer yalanlarından biri de diyemem. Çünkü bu seçimde usulsüzlüklerin olacağını Trump defaatle ifade ediyordu. Ve medya Trump'ın üzerine şöyle bir şekilde gidiyordu: seçim sonuçlarını kabul edecek. Şimdi Trump diyor ki "evet, kabul edeceğim" desen, bana usulsüzlük yaparak bu seçimi bana şey yapacaklar, bana kaybettirecekler diyordu. Ama hayır desem, hayır demeye çalışıyordu. Yani "biz bakacağız, usulsüzlük varsa ben itiraz edeceğim, kabul etmeyeceğim" dediğinde de medya Trump'ın üzerine şöyle gidiyordu: Trump seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini söylüyor. Bütün bu algılar içinde Trump'ın doğru mu söylediği ya da söylediği şeylerin yanlış mı olduğunun çok böyle bir şeyi kalmıyor. Çünkü sonuçta Trump'la birlikte herkes bir anlamda kamplaşmış. Bu Trump'tan kaynaklı olabilir veya Trump'a karşı oluşmuş kamptan kaynaklı olabilir, ama sonuçta böyle bu kamplaşma, kutuplaşma çok ciddi olduğu için şu anda Trump doğru söylüyor ve demokratlar yalan söylüyorlar demek de yanlış. Trump yalan söylüyor, demokratlar haklı demek de yanlış. Bu seçim sürecinin, çünkü kendi içinde daha önceki seçimlere göre büyük karmaşaları var. Bu karmaşalar içinde yasal açıklıklar var, esneklikler var. Bu esnekliklerin haklı haksızı ayırt etmekte bir zorluk çıkardı da aşikar. Yani orada bir zorlanırız. Şu kesin ifadelerle şunu demek veya bunu demek, bu pek şey olmaz. Doğru olmaz, çünkü bilmiyoruz. Yani bunun
Anayasa Mahkemesi'ne gidecek, içtihatlar, hukuki içtihatlar yapılacak, oyların sayımlarıyla ilgili bazı kararlar alınacak. Bu doğru da bir argümandır yani, açıkçası hukuki bir argümandır Trump'ın söyledikleri. Doğru veya yanlış oldukları veya nasıl karar verecekleri yüksek mahkemeye bağlı bir durumdur diyebilirim. Çok teşekkür ederim Kasım Bey. Benim sorularım burada bitti. Programa katıldığınız için çok teşekkür ederim.